Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Günel İnsan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Son dönem Yunan Devleti'nin yapmış olduğu değişikliklerden dolayı ki değişiklikler nedir? 250 bin euroluk bölgeler 400 veya 500'e çıkacak. 500'lük olan bölgeler 800'e çıkacak. Burada bir panik var ve müşterilerden bu paniği seziyoruz, çabucak bu işi bitirelim tarzında bir yaklaşım var. Şu anda kanuni anlamda herhangi bir şey yok. Bekliyoruz, duyumlar var, durum eski hali gibi devam ediyor. Şu anda hiç kimsenin telaşlanacak, hiç kimsenin hızlı karar vereceği bir atmosferin içinde değiliz. Bu konuyla ilgili uyarı yapmak istiyorum. Çünkü çok telaşlı geliyor insanlar. Telaş bizim işimizde zarardır. Hiçbir şekilde telaşlanacak bir durum yok. Kim size ne söylüyorsa, fırsat kaçacak, bitecek, şu olacak, bu olacak. Şu anda hiçbir şey belli değil. Kanuni olarak, imzalı olarak parlamentodan çıkmış herhangi hiçbir şey yok. Bu konuyla alakalı uyarmak istiyorum. Yunanistan oturum izniyle alakalı son durum budur. Diğer duyduğunuz her şey hurafedir. Her şey dedikodudur. Her şey yalandır. Şaşırtma üzerine kurulu şeylerdir. Yunanistan oturum izniyle ilgili tükettiğiniz her türlü bilgiyi bilinçli bir şekilde tüketmeniz gerekiyor. Çünkü zarar edersiniz. Çok sakin bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Temmuz'daki gibi videom gibi olmasın. Şu anda hiçbir şey değişmedi. Sadece bir beklenti var. Mitsotakis çıktı, söyledi evet. Ama bununla alakalı hiçbir şey yok ortada. Sizi sevindirecek bir şey daha söylemek istiyorum. Duyuyoruz ki inşaatla uğraşan insanlar bu konunun daha geç yapılması veya iptal edilmesiyle alakalı, bu rakamların büyümesinin iptalliğiyle alakalı baskı yapıyorlar. Çok da beklediğim bir şeydi. Benim duyduğum şey şu, verilecek zaman derinliği uzun olacak, kısa olmayacak. Onun için hiç kimsenin sizi korkutmasına, bu konuyla alakalı hızlı karar vermesine izin vermeyin. Daha ne söyleyeyim bilmiyorum. Eğer çok da inanmıyorsanız beni direkt arayabilirsiniz. Size bunları tekrar tekrar aynı şey, başka bir şey söylemeyeceğim. Aynı şeyleri söyleyeceğim. Şu anda hiçbir şey belli değil. Hiçbir artışla alakalı herhangi bir mevcutta kanuni bir şey yok. Tekrarlıyorum. Şu anda panik olabileceği, sizi panik yapabilecek hiçbir şey yok. Kanun evet değişecek. Ama ne zaman değişeceğini bilmiyoruz. Nasıl bir kurgu içinde olacağını da bilmiyoruz. Sakin olun. Sakin karar verin. Bu işi çabuk bitirmek istiyoruz. Şu bu. Bunlar sadece para kaybetmenize sebep olur. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.